Yo, what's up? Welcome back to another reaction. Today we are reacting to Turkey sending Bayraktar TB2 UAV to defend Ukraine. Shout out, man. Big ups. Yep. And let's see how it looks. What's a UAV though? From Call of Duty, it's just to scan or something. Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin savaşa dönüşmesiyle birlikte her iki tarafın askeri hamleleri dikkati çekiyor. Son yıllarda ordusunu özellikle batı sistemleriyle güçlendiren Ukrayna, Türkiye'den Baykar Teknoloji'nin ürettiği Bayraktar TB2 silahlar almıştı. Bayraktar TB2'nin Ukrayna'da üretilmesine yönelik... This doesn't look so dangerous, but it is, you know? But I don't think it will have like some attacking stuff. Maybe it's just for like scanning and all that. What? Like, I don't think it will have like, you know, like missiles and all that. I don't know, because UAV generally for Call of Duty is just to like scan the enemies around something like that. Like a drone, a surveillance drone. Birlikte anlaşma imzalanmıştı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi hesabından yapılan paylaşımda Bayraktar TB2 silahlar kullanılarak Kherson şehrine giren Rus konvoyunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ukrayna Kherson şehrine giren Russian convoy that entered the city of Kherson was neutralized. Oh wow. Okay. Oh wow. So Turkey is actually really defending. Wow. No, it's not like they are. It's just what the equipment they bought from Turkey, and it was even way before all this war started. Wow. Rus konvoyunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Wow. Ukrayna ordusu çeşitli tatbikatların ardından Bayraktar TB2 silahları ilk kez 2021 yılı Ekim ayında ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlere karşı kullanmıştı. Ukrayna silahlı kuvvetlerine ait silahın güdümlü füze kullanarak ayrılıkçılara ait bir obüsü yok ettiği bilgisi paylaşılmıştı. Ukrayna'nın 12 adet Bayraktar TB2'ye sahip olduğu biliniyor. Türkiye Bayraktar TB2 silahı kullanırken 16 ülke ile de ihracat sözleşmesi imzalandı. Toplamda 400 bin uçuş saatini geride bırakan Bayraktar TB2, 2014 yılından bu yana kullanılıyor. 400,000 flight hours. 27 saat kesintisiz uçabilen Bayraktar TB2, Katar, Suriye, Ukrayna ve Karabağ'da karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında başarıyla görev yaptı. Karabağ Savaşı'nda Bayraktar TB2 silahlar kullanılarak Ermenistan'a ait çok sayıda hava savunma sistemi, radar TB2 silahlar kullanılarak Ermenistan'a ait çok sayıda hava savunma sistemi, radar sistemi, tank, zırhlı araç, kamyon, cephanelik, mevzi ve birlik imha edildi. That's some next level shit, bro. Damn. Oh, wow. Oh my god. A lot, yeah. This guy is like, man, it's the way this world is going, man. I think, but I don't know. Well, after everything is done, right? After the whole thing settles, I don't know when it's gonna be. I feel like they will start building more, like more stuff to defend themselves. Like I feel Ukraine. Like you mean Ukraine. Ukraine, the whole world. Like they will be at a lot. You know what I mean? For anything that's gonna I think there should be restrictions on what you can even have and what you can't have, right? Because we don't need. Like, how can a country have over 6,000 nuclear weapons? Wow. That would literally destroy everywhere in the world, fam. 6,000. Anyways, that's shout out to Turkey for, you know, sending the UAVs. And yeah, that's it. We'll see you next time, guys. Peace.